Merhaba arkadaşlar, Artevelle Polyester projelerimizden Antik Tavus Kuşu isimli tepsimizi beraberce çalışalım. Polyester projelerimizden Antik Tavus Kuşu ismini verdiğimiz tepsiyi çalışmaya başlıyoruz. 4 tane çay tabağı ve bir tepsiden oluşuyor projemiz. İlk önce kahverengi 3256 opak boyamızla çay tabaklarımızı ve tepsimizi boyayarak çalışmamıza başlıyoruz. Tercihinize göre bir kat veya iki kat boyamakla başlıyoruz. Daha sonra tepsi ortasına transferimizi, çay tabaklarının orta kısımlarına transferimizi yerleştirerek çalışmamıza devam edeceğiz. Tepsimizi kahverengi boyamızla boyadık. Ekstra, Artevelle Ekstra büyük kolay transferlerimizden kod numarası 1633 numara olan tavus kuşu desenimizi koyu zemin alıyoruz. İlk önce kenarlardan desen fazlalıklarını çıkarıyorum. Tavus kuşu resmini tepsimin içerisine transfer edeceğim. Daha sonra da çay tabaklarına Artevelle transferimizi parçalara ayırdık. Daha sonra tabak altlıkları için şöyle bir kalıp çıkardım ben. Onu kağıdımızın arka yüzünden koyarak düzgün bir şekilde kalıbını almak için çiziyorum. Bu çay tabağımın orta kısmına yerleştireceğim parçam. Bundan tam 4 tane. 4 tane parça keseceğim. Şöyle kontrolümü yapıyorum. Evet, tabağımın içine gelecek şekilde hazırladım. Daha sonra diğer tavus kuşu resimlerim olan parçalarımı alıyorum. Tavus kuşlarının baş kısımlarını bir araya gelecek şekilde şöyle bir tırnakla işaretliyorum. Daha sonra arzu edersek şuradaki kurdele kısmını da sağlayacak şekilde alıyorum. Tam dip kısımdan denk düşürebilirsek daha güzel bir görüntü elde ederiz. Şurayı bir daha kontrol ediyorum. Evet, şöyle gelelim. Daha sonra desenimi düzgün bir şekilde kesiyorum. Aslında tepsime göre bir kalıp çıkarmış oluyorum. Daha sonra koyu zemin transferimi kahverengi yüzeye transfer edeceğim. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken bir durum var. Onu da söyleyeyim size. Kuşlarımızın gıda kısmının karşılıklı bir araya gelmesi için şöyle ufak bir işaret koyuyorum. Belli noktalardan. Evet. Şuradaki dallara da bir işaret koyuyorum. Çünkü transferimi gerçekleştirirken gagaların denk gelmesini istiyorum.
Evet, ilk parçamı yapıştırarak çalışmama başlıyorum. Gördüğünüz gibi kurdeleye da denk düşürdük çalışmamızı. Evet, ilk parçamızı ıslatıyorum. Aynı işlemi diğer parçaya da yaparak tepsimi eskitme işlemine geçeceğim. Evet, kağıdı suya doyurana kadar ıslatma işlemine devam ediyorum. Siz de yapabilirsiniz. Kolaylıkla. Evet. Aynı şekilde beklerken kağıdımı almayı, çay tabağımın içine de aynı işlemi yapıyorum. Transfer kağıdımı ıslatarak çalışmamı bekletiyorum. Evet. Transferimin uç kısmından alarak tepsimde tavus kuşu deseninin yarı parçasını geçiriyorum. Diğer parçasını da aynı şekilde çalışarak eskitmeme devam edeceğim. Bir diğer parçamızı da alıyoruz. Evet. Tavus kuşu desenimizi düzgün bir şekilde seramik objemizin üzerine geçirdik. Çay tabağımızın da desenini aktardık. Şimdi geldi sıra tepsimizi eskitmeye. Bunun için bize iki renk lazım. Biri tütün rengi, biri de turkuaz renk. İlk önce Artebella 3034 tütün rengini tabağımıza alıyoruz. Daha sonra turkuaz rengini ekliyoruz. Kuru bir fırçayla tepsimizin kenar kısımlarını, boyamızın fazlasını bırakmak kaydıyla eskitmeye başlıyoruz. Evet. Daha önceki çalışmalarımızda da dediğim gibi boyayı çok az yükleyerek ilk önce hafif bir şekilde, daha sonra yoğunlaştırarak eskitme işlemimizi tamamlıyoruz. Tütün rengiyle tepsimizin kenar kısımlarını bazen de resmimizin üzerine de bu eskitme işlemini uygulayabiliriz. Biraz daha yoğunlaştırmak istiyorum. Kurdele kısımlarında. Antik bir görüntü elde edeceğiz. Aynı işlemi çay tabağında da yapalım. Evet. Bu işlemi turkuaz rengi boyamızda da devam ettirelim. Tütünle turkuaz kahverengi boya üzerinde sevgili dostlar çok güzel gözüküyor. Evet. Tekrar devam ediyorum.
yoğun bir şekilde sürerek ve antik bir görüntü elde edene kadar bu şekilde devam ediyorum. Aynı şekilde çaydaba altında da aynı tonlarda çalışmayı devam ettiriyorum. Daha sonra üzerine tütün rengi tekrar uygulanabilir. Tekrar turkuaz renge dönülebilir. Evet. Sevgili dostlar, şöyle göstereyim tepsimizi. Daha sonra vernikleme işlemi yaparak çalışmamızı sonlandırıyoruz. Siz de yapabilirsiniz. Kolay gelsin.